Merhaba değerli izleyicilerimiz. Programımızın adı Haber Sizsiniz. Yani haber sizsiniz diyorum evet. Konuğuma ve hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Size hemen konuğumu tanıtayım. Sayın Hasan Soydoğan, Trakya'da Pınarhisar'dan geldi. Evet. Adnan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Tabii böyle isimler üst üste gelince acaba neresi Adnan diye sorabiliyor insan. Adnan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı kaç yıldır faaliyet gösteriyor firmalarınız? 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Ne güzel. Koyunculuk işinle uğraşıyoruz. Aynı zamanda gübre toprak işi yapıyoruz. Bunun yanında nakliye şirketimiz var. Aynı zamanda tarımla uğraşıyoruz. Bu şekilde. Yani toprağı avucunuzun içi gibi biliyorsunuz evet, diyebilirim. Evet, evet. Şimdi sulu tarım var, silaj yani hayvan evet. yemi var, gübre üretimi yapıyorsunuz ve dolayısıyla tesisleriniz var. Evet. Çok geniş bir yelpazede faaliyet evet. gösteriyorsunuz. Ne güzel ve aynı zamanda koçlarınız da ödül aldı. Evet. O halde başlayalım. Soruyorum. Yani haber artık sizsiniz. Evet. Şimdi bir Fransız ve Merinos ırkı koyun var. Evet. Adı İlede. Markası İlede. Evet. Değil İlede mi? Fransız. Fransız. Evet. Ve siz bunun yetiştiriciliğini evet. ülkemizde yapıyorsunuz. Çok önemli. Anlatır mısınız? Bu hayvan demek istemiyorum ama bu canların özellikleri nedir? Etinden, sütünden, her şeyinden anladığımız kadarıyla yararlanıyoruz. Buyurun. İlede Fransız koyunu bugün Türkiye şartlarında ülkemizde olan en etçil koyun ırkı. Diğer ırklardan yani %80'ine kendi işletmemde baktım. Evet. Hepsini denedim. Şu an hala hepsinden 3'er 5'er tane işletmemde mevcut. Bakıyorum. İlede Fransız çok verimli bir hayvan. Gerçek anlamda diğer hayvanlarla arasında çok büyük bir fark var. Et kalitesi çok yüksek. Etinde öyle ağır bir koku yok. Eti hafiftir. Etinde güzel bir aroması vardır yani tadı. Yediği zaman insan diğer etlerden bir üstünlüğü olduğunu anlıyor. Evet. Yani bu sebepten dolayı hani İlede Fransız dedik. İlede Fransız karkas yapısı İri bir hayvan, verimi yüksek, fiziksel anlamda doğaya çok uygun. 12 ay mera hayvancılığı yapıyoruz, meradan faydalanıyoruz. Evet. Yani çok randımanlı. Doğumları %90, %95 ikizlik oranımız var. Çok güzel bir evet. Performans yakaladık. İyi gidiyor. Evet. Peki bu İlede Fransız ırkı ciddi bir nüfusa sahip olmalı o halde değil mi? Biz yeni telaffuz ediyoruz. Bağışlayınız tabii hep İlede, koyun, kuzu diye bahsederiz. Onların ırk özelliklerini pek değil mi değerli izleyicilerimiz? Sütünü de tüketiyoruz, etini de tüketiyoruz ama ırk özelliklerini çok bilmiyoruz. Irk özellikleri İlede Fransız çok yüksek boylu değil, orta boylarda. Fiziki yapısı, burun yapısı kısa. Biraz evet, görüntülerde iri, ekrana geliyor iri yapılı. Zaten. Evet. Kulakları biraz dikey gelir. Hem öne bakar hem yukarı bakar. Göğüs geniş, sırt geniş, bacaklar kalın. Evet. Et kalitesi bugün bir 50 kiloluk kuzuda 250 gram yağ çıkar içinde. Çok aşırı yağlı değil. Etin arasında kat kattır yağ. Evet. Bu yüzden eti de yumuşak oluyor. Yani diğer ırkların etinden daha yumuşak, daha kaba. Yerken çok güzel bir tadı var. Yani ben hepsinden yiyorum ama İlede Fransız'ı yediğim zaman o fark hiçbir hemen hayvanın anlıyor musunuz? Etinde tutuşmuyor yani. Tutmuyor. Hemen kendini belli eder mi? Eder. Lezzetiyle. Çok ilginç tabii. Evet. Evet, insan etobur, otobur, etobur. Evet. Eti de yiyoruz. Tabii doğanın bize sunduğu bütün imkanlardan yararlanıyoruz. Şimdi tabii
Bu küçükbaş hayvancılık ülkemizde çok önemlidir. Büyükbaş hayvancılık evet. da öyle ama küçükbaş hayvancılık çok önemlidir. Besiciler feryat ediyor bugünlerde. Evet. İneklerimizi, düveleri kesime gönderiyoruz diye. Sizin bu noktada söyleyecekleriniz neler? Anladığım kadarıyla siz B planınızı, evet. C planınızı hayata iyi geçirmiş bir iş insanısınız. Buyurun. Şimdi koyunculuk sektöründe epey bir tecrübemiz var. Bu yaz sezonunda, bundan bir yıllık periyodda hayvan çok aşağı düştü. Rakamlar çok düştü. Yem fiyatları 150 liradan 450 liraya çıktı. Üçe katladı. Bir ciddi çuval, sıkıntı var. Bir çuval yem 3 katı oldu. Bizim et fiyatları çok düşüktü. Şu anda yeni bir aydır biraz toparlamaya başladı. Ama bu arada anaç hayvanlarımız çok kesildi bölgede. Ya. Hani %35, %30 anaç hayvanlar kesildi. Yani bu sebepten dolayı yani yeni et fiyatları toparlamaya başladı. Yani burada üretici çok sıkıntıya düştü. Aynı zamanda çoban sıkıntısı da oluyor. Kimse çalışmak istemiyor yani bu sektörde. Yani bu tamamen bir sıkıntı. Bugün et yükselmediği zaman yani biraz kendini toparlamazsa evet. yani anaç hayvanlar daha kesilecek. Böyle devam ederse kesim ya yani ileri tarihlerde daha da büyük sıkıntılar olacak, olacak. Yani. Peki besicilerin, üreticilerin feryadını biliyoruz. Burada bu sıkıntı nereden kaynaklandı? Onu da sormak isterim çünkü aslında habersizsiniz. Türkiye'nin en çok tartıştığı konuların başında geliyor tarım ve hayvancılığımız. O açıdan sizi bulmuşken sorun nerede, çözüm nerede onu da Şimdi, sormak isterim. Türkiye'de Tarım Bakanlığı, yani Tarım Bakanımız, yani sahadaki insanı birebir görmediği zaman yani masa başında Ankara'da bu işler olmuyor. Yani sahaya inip yani burada masanın yani sahada halkla birebir istişare edip hani fikrini alıp bir çuval yem ne kadar, bir çuval işte et ne kadar, aradaki fark insanlar kazanıyor mu, kazanamıyor mu? Bunları yani yerinde yaşayıp görmeleri gerekiyor. Yerinde yaşayıp görmedikleri için oldukları yerden her şey kolay geliyor ama sahada yani biz mesela üretici olarak ben çizmelerimi giyiyorum. Hayvanların aşısını, bakımını, veterinerlik bölümünü, her şeyi kendim yapmaya uğraşıyorum. Kutlarız sizi. Yani bu konuda kendinizi tam anlamıyla konuya vermiş durumdasınız. Evet. Böylelikle o tabii veterinerler bizim en önemli yetiştirdiğimiz evet. değerlerimiz. Fakat sizin bir besici, bir üretici olarak bu evet. konuya gönül vermiş biri olarak o hayvanların bütün sorunlarıyla birebir ilgilenmeniz tabii problemleri minimuma indiriyor. Evet. Şu anda kuzu doğumlarımız var. Her gün 15-20 tane koyunumuz doğuruyor. Yani zamanında bundan 2 ay önce, 1 ay önce yaptığımız aşılar var. Koyunları koruma altına alıyoruz. Doğacak olan kuzuları ana karnında koruma altına alıyoruz. Doğumdan sonra yani zayiatımız %1, %2'yi geçmiyor. Yani şu anda böyle bir takibimiz var. Evet. Yaptığımız işte gayet başarılıyız. Evet. Şimdi tabii burada ben de söylemeden edemeyeceğim. Bülbül'ün çektiği dili belasımı bilemem şimdi söyleyeceğim konuda. Şimdi o kuzular da ne kadar güzel, ne kadar evet, sevimlidir. Çok güzel. Ve koyun eti, kuzu eti, kuzu but satılır. Evet. Biraz kesmek hüzünlü olsa gerek kuzuyu. Bilemem. Vallahi Rabbim bunları yaratmış. Yani bir şekilde yani büyüyecek, kesilecek, insanlar yiyecek. Yani evet. Dinimiz böyle normal görmüş. Biz de böyle yapıyoruz. Kesiyoruz tabii, yani. Tabii. Dinen elbette bir engel evet. yok. Fakat işte yaşarken o kadar da güzel ki yüzleri. Ben evet. bakmıyorum bile kurban evet. bayramlarında. Evet. Yüzünü görmeyeyim. Çok üzülüyorum diyorum ama o da bir ibadet elbette. Evet. Böyle dünyanın döngüsü böyle, dengesi böyle. Diyecek bir şey yok da küçücük sorayım istedim. Şimdi aynı zamanda siz ile de Fransız koçları konusunda da ödül aldınız. Evet, aldım.
Ne yaptınız? Nasıl geldi bu ödül? Ne kadar güzel bir şey. Bu, gurur tabii bu. Bu işi önce sevmek lazım. Ben bu işe aşığım. İşimi severek yapıyorum. Her şeyini. Başından sonuna kadar olaya kendim müdahilim. Araştırıyorum. Daha iyisini nasıl yaparım? Ya bu yıl yaptığımın bir sonraki yıl daha iyisini yapmaya uğraşıyorum. Ya sonuçta yani zaman içinde bu başarıyı insanlar mücadele ettiği zaman, işini sevdiği zaman evet. yakalıyor. Yani bu yıl İnegöl'de fuara katıldık. Orada sade koyunculuk olarak fuar yapılıyor. Yani fuarda Türkiye'de kişi olarak ikinciyim. Hayvan olarak üçüncüyüm yani. Benim hayvanım üçüncü geldi. Benden önceki arkadaşın iki tane hayvan çıkarmıştı. Biri ikinci oldu. Ben de üçüncü oldum. Yani şahıs olarak ikinciyim Türkiye'de şu anda. İlde Fransız'da. Ne güzel. Şu anda kuzularımız doğuyor. Kuzularımız daha doğmadan siparişlerini alıyoruz. Şu anda yok satıyoruz. Yani iki ay, üç ay önceden kapora verip sıraya giriyorlar. Yetiştirmek için mi? Yani evet. Neslini devam ettirmek evet. için mi? Dişi erkek. Evet. Genellikle dişilerini insanlar sıraya giriyor. İşte 3 ay önceden kapora verip sıraya girip biz de yazıyoruz. Evet. Kuzular yetiştiği zaman mallı yetişti gelip alıyorlar yani hayvanları. Evet. Ana kuzusu anasından ayrılıyor öyle ayrılıyor, mi? Evet. Peki. Tabii bakın tarım ve hayvancılıktan söz ederken dilimize yerleşen çok da güzel ifadeler var. İşte askere gönderince kınalı kuzu deniyor değil evet, mi evlatlara? Öyle. İşte ana kuzusu denir evet. Minicik yavrulara, korunmaya muhtaç yavrulara. Ama hayat bir başka döngü içinde devam ediyor. Evet. Daha sonra besiciliğimizin gelişmesi açısından da evet. onların başka besicilere yararlı olmasını evet. sağlıyorsunuz. Kutlarız sizi. Şimdi iyi beslenmeyle bu ile de ırkı koyunlarımız kaç kiloya kadar? 170 kiloya kadar çıkabiliyor evet. öyle mi? Benim işletmemde şu anda erkek damızlı koçlarımız ortalama 150 ile 170 kilo arası kilo yapıyorlar. O kilolara geliyorlar. Türkiye'de et açığını küçükbaş hayvancılıkta karşılayacak. Tek evet. hayvan ile de Fransız. Hı hı. Yani bu olay yani yerinde gelip görmek merak eden varsa gelip görebilirler. Evet. Bizim kapımız herkese açık. Yani yerinde görmek farklıdır her şeyin. Farklı. Peki bir normal yani bu ideal ölçülerde dediğiniz koyundan ne diyelim satışa sunulacak miktarda et için ne söylersiniz? Yani ne kadar et çıkıyor? İşte derisi ayrılıyor, ayrı evet. kullanılıyor şimdi, değil mi? İle de Fransız koyununda, kuzusunda kesime gönderdiğimiz zaman %65 randıman çıkar. Yüksek, önemli evet. bir... Bizim evet. yerli ırklarımızda %45 ile çok iyi bakılırsa %50 falan görüyor yani. O da iyi bakılırsa. Ama İle de Fransız'ın genetik yapısı, Rabbim bu hayvanı öyle bir yaratmış, et ırkı ve et kalitesi çok yüksek. Damak tadı çok güzel. Yani aroması, her şeyi çok güzel. Yani çok hoş, çok güzel. Evet. Yani ağza çok iyi bir tat veren tadı var. Peki şimdi bazı bölgelerde yetiştirilen hayvanlar için işte otladığı alanlardan kaynaklanıyor onun etindeki koku, etindeki evet. lezzet diye konuşuruz. Yani hepimiz de konuşuyoruz. Olabilir. Şimdi ben 12 ay benim hayvanlarım merada. Yani evet. sabah çıkıyor, akşam geliyor. Doğuran hayvanlar bir ay işte kuzular annelerinle beraber kalıyor. Ondan sonra onlar da çıkıyor. Sabah akşam annelerini emiyorlar. Yani biz de tamamen doğa hayvancılığı yapıyoruz. Yani bizim hayvanlar %100 doğal. Evet. Evet. Tabii gübresi de kullanılıyor. Evet. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Olmuyor. Gübresini tarımda kullanıyoruz. Aynı zamanda gübre tesisimiz var. Kendi gübre tesisimizde işleyip işte Türkiye genelinde her bölgeye, ağırlık İstanbul olmak üzere evet. ihtiyaç olan, talep olan her yere gönderiyoruz. Bu tesiste işliyoruz dediniz. Gübreler nasıl bir döngüyle işlenir? Mesela her gün toplanır tesise mi gider yoksa şimdi, belli bir dönemi mi vardır bunun? Tırlarımız var. İşte
büyük çiftliklerden, hayvan çiftliklerinden gübre alıyoruz. Onları çekiyoruz, sahada işliyoruz. En az bir yıl kadar işliyoruz, bir Öyle buçuk midir? Yıl. Öyle midir? Bunları tamamen işte tekrar doğaya kullanılacak arazilere uygun hale getiriyoruz. Hani içindeki asit alınıyor, evet. Tamamen natural hale gelip o şekilde satışa sunuyoruz. Bunları paketli olarak da yapıyoruz. Evet, evet. Bunları dörtlü karışım harç dediğimiz toprakla, dere milinle, orman toprağınla işte gübreyi karıştırıp bu şekilde satışımız da var. Ağırlık İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her bölgesine ceviz ağacı ekiyor, meyve ağacı ekiyor, bağ ekiyor. İşte peysaj alanlarında, futbol sahasında, akla gelecek her yeşil alanda bizim malzememiz kullanılıyor. Öyle mi? Evet. Şimdi tabii bu ne kadar çarpıcı bir şey. Yapay gübreler de var. Evet. Şimdi yapay gübrelere baktığımızda içinde kimyasal var, evet, doğal kimyasal olarak. Buraya baktığımızda içinde kimyasal yok ama çok meşakkatli kesinlikle bir... Kesinlikle meşakkatli ve bizim yaptığımız gübre tamamen doğal, organik oluyor yani. Evet. Kesinlikle içinde hiçbir katkı maddesi yok, tamamen Evet. organik. Yani Hayvansal oluyor. Bu gübrenin kullanıldığı alanlarda yetiştirilen ürünler Doğal. Çok daha sağlığımız Evet. üzerinde Sağlıklı ve doğal. Olumlu etkileri Evet. olacak ürünler. Şimdi sulu tarım var sizin evet. tesisleriniz, sizin alanlarınız içinde. Evet. Sılaj var. Sılajdan bahsedelim. Tarım arazilerimiz var. Ayçiçek, mısır. Genelde bunları ekiyoruz. Kış mevsiminde arpa, buğday. Bunları ekiyoruz. Ama şu anda bölgede sulu tarım var. Ağırlık mısır. Yani mısırı da hem tanelik evet. hem sılaçlık yapıyoruz. Yani bu şekilde bir çalışmamız var. Mısır hayvanlar için, küçük baş, büyük baş hayvanlar için çok önemli bir evet. Yem galiba, değil mi? Evet. Küçük başta, büyük başta her ikisinde de mısır çok kullanılıyor. Mısırın sılacı her iki tarafta da çok faydalı. Tanesi o da aynı. Yani çok güzel bir hayvan için iyi bir besin değeri. Değeri ve aynı zamanda doğadan da evet. Beslendikleri için, özellikle sizin yetiştirdiğiniz büyük küçük baş, büyük baş yok. 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 Küçük baş hayvanlar, yani Ile de Fransız koyunları ve koçları evet. Son derece verimli ve tabii bizim damak tadımız olarak da masamıza geliyor. Sizden çıkıyor. Artık bir Adnan gün, Tarım Yönetim Kurulu evet. Başkanı Sayın Hasan Soydoğan'dan öğreniyoruz. İşte yetiştiriyorsunuz. Kuzular Evet. şimdi dünyaya gelmek üzere. Büyüyecekler, gelişecekler. Evet. Masamıza gelecekler. Bunların kuzuları 90 günde yetişiyor. O kadar kısa süre evet. içinde. Diğer ırkların kuzuları ortalaması 4,5-5 ayda yetişiliyor. Bunlar 90 günde. Bunları beslerken yemden de kazanıyoruz. Yani daha az yemde, daha kısa sürede bu hayvan yetişiyor. Yediğini üzerine koyuyor. Evet. Bu da bir avantaj yani. Hem hayvanı besleme konusunda kısa süre besliyorsun, hizmetin az oluyor. Daha az yemle daha kısa sürede paraya kavuşuyorsun. Her türlü kazanç var yani evet. bu işte. Yeter ki doğru yöntemle evet. yapılsın besicilik. Evet. İşte bu yüzden habersizsiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür Hasan ediyorum. Soydan. Değerli izleyicilerimiz, işte böyle bizim ülkemiz o kadar güzel, o kadar verimli alanlara sahip ki yeter ki akılcı olalım, akılcı projeler üretelim evet. ve o projelerde daima bir B planı, C planı olsun ki zarar değil, kar edelim. Her anlamda kar. Evet. Hem besici açısından hem de biz tüketiciler açısından. Çok teşekkürler. Ben de İyi teşekkür ki geldiniz. Ettim. Sağ olun. Yeni bir programda, yeni bir habersizsiniz demek için buluşmak üzere. Esen kalın. Teşekkür ettim. Sağ olun. Sağ olun.